Dünyası'ndan herkese merhabalar. Ben Ece Maat. Bugün ilk stüdyoda konuğum Ekru CEO'su Şahin Demir'le birlikteyiz. Hoş geldiniz yerine Şahin Bey. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, ilk başta aslında birazcık nasıl geçiyor sizin için ilk çeyrek diye sorarak başlamak istiyorum. Çünkü aslında birazcık böyle ücret artışlarıyla da beraber bir hareketlenme oldu mu talep tarafında? Bu tarafı da merak ediyorum ve sonrası için beklentileriniz neler? Buradan başlayalım. Teşekkürler. Şimdi 2024 ilk çeyrek 7 mağazayla yola çıktık. 7 yeni mağaza aramıza katıldı. Beklentilerimiz, bütçelerimiz doğrultusunda gerçekleşti ilk çeyrek. Açıkçası 2024 için biz Ekru mağazacılık olarak çok pozitif bakıyoruz yıla. Evet, bir durgunluk beklentisi var. Ancak araştırmalara baktığımızda perakende cazibesi açısından uluslararası danışmanlık firmalarının da sunduğu endekslerde Türkiye 12. sıradan 9. sıraya çıktı. Yani aslında yatırım yapılacak perakende sektörü önemli sektörlerden birisi ülkemizde. Biz de bu hedefle, bu amaçla yola çıktık. Ülkemize güveniyoruz. %52 bir büyüme, metrekare büyümesi hedefi koyduk. Bu sene için. Hı hı. Önümüzdeki 3 yıl boyunca da her yıl 2 katı ciromuzu büyütecek şekilde bir iş planı yaptık. Yani yatırımlarımıza devam ediyoruz. Beklediğimiz şekilde de gidiyor açıkçası. Peki şimdi aslında siz yurt dışı bacağınız da var. Hem internet tarafında hem de mağazacılık tarafında. Hı-hı. Bu tarafta yatırımlar devam ediyor mu? Yeni pazar arayışları olacak mı mesela? Şöyle, şu an için ana pazarımız Türkiye. Ama biz tabii ki ihracat odaklı olmak üzere yola çıktık. Ürünlerimizin %70'ini Türkiye'de tedarik ediyoruz. Türkiye'de üretiliyor. Yurt dışında geçen yıl 2 mağazayla İlk testlerimizi yaptık. Başarılı oldu. Yeni pazarlar araştırıyoruz. Özellikle Doğu Avrupa, CIS bölgesi de araştırmalarımız devam ediyor. Online olarak ve offline olarak iki kanalda da yurt dışında faaliyetlerimiz var. Online tarafta Almanya'daki şirketimizde Avrupa pazarına satış yapıyoruz. Amerika'da ikinci çeyrekte faaliyete geçecek online kanalımız. Her iki kanalda da büyümek hedefimiz. Ama şu an için Türkiye'de 20 şehirde 50 mağazayla Ekru mağazaları müşterileriyle buluşuyor. Şimdi üretimin çoğunu Türkiye'de yaptığınızı söylediniz ama tekstil tarafında biz aslında birazcık da maliyetlerden dolayı işte yurt dışına kayış olduğunu da duyuyoruz. Özellikle Mısır tarafına vesaire. Size böyle bir o tarafa yönelme olacak mı üretim açısından soruyorum, yoksa Türkiye'de devam mı? Şöyle, biz yurt dışına Ekru olarak yönelmiyoruz. Bizim müşteri profilimiz ve hedeflerimiz biraz daha farklı. Daha fast fashion odaklı, yani hızlı modayı sunan. Aslında sadece tekstil değil, tekstil dışında da bizde birçok ürün kategorisi var. Hı hı. Güzellik, sağlık ürünlerinden, kırtasiye ürünlerine, takı, moda aksesuarlara, ev yaşam ürünlerine. Aslında tekstil bunun %40'lık bir payını teşkil ediyor. Hı hı. Bizi müşterilerimiz AVM'deki Pinterest mağazası diye kodluyorlar. Çeşitlilik çok fazla olduğu için yaklaşık 10 bin çeşit sunuyoruz müşterilerimize. Her ay 500 yeni çeşit sunma hedefiyle yola çıktık. Bu bağlamda tedarik kanallarına yakınlık bizim için önemli. Açıkçası tekstil bölümlerinin yurt dışına kayması gibi bir planımız, hedefimiz yok. Türkiye'de üretebildiğimiz malı Türkiye'de üretmeyi tercih ediyoruz. Fiyattan bağımsız olarak. Bizim birinci önceliğimiz o müşterilerin memnuniyeti, mutluluğu. Onlara bir sağlayacağımız deneyim. Çünkü Ekru'nun çıkış yolu biraz farklı. Kısaca isterseniz bahsedeyim. Evet, pandemi döneminde başladık biz. Pandemide ilginçti benim için. Çünkü pandemi kelimesini ilk defa öğrendim. Yani bu kadar eğitimler, bu kadar yıllar içerisinde duymamıştım, bilmiyordum pandemiyi. Ama ilginç bir şekilde de 30 yıllık iş yaşamımda pandemi benim en verimli çalıştığım yıllar oldu. Yani o eve kapandığımızda biz biraz karamsarlığı sevmiyoruz. Buna rağmen ne yapabiliriz diye yola çıktığımızda, kendimize sorduğumuzda çok şey aklımıza geldi. Ekru o yıllarda konseptini tamamladı ve çıkış ana odağı mutluluk üzerine oldu. Çünkü insanların en çok ihtiyacı olan şey mutluluk.
mutlu olmak isteyen bu topluma da biz küçük parçalarla, erişilebilir fiyatlarla, renkli ve cazip ürünlerle karşılarına çıkarak onları mutlu etmek istedik açıkçası. Şimdi Şahin Bey, %52'lik bir büyüme beklentisi olduğunu söylediniz. Aslında baktığınızda işte enflasyonla mücadele kapsamında yılın özellikle ikinci yarısında, işte Nisan'dan sonra daha böyle bir daralma olması bekleniyor iç talepte. Bir bu tarafı soracağım. Bu daralma beklentisi varken siz büyüme bekliyorsunuz. Negatif bir etkilenme beklemiyor musunuz bu taraftan diye. Aynı zamanda da birçok düzenleme de var tabii. Şimdi kredi kartı aktif faiz ücretlerinde bir artış oldu ve taksit sınırlaması gelmesi konuşuluyor gündemde. Ve olan ve olması konuşulan bu düzenlemelerin ne gibi etkileri olmasını bekliyorsunuz perakende sektörüne? Evet, şöyle anlatayım. Şimdi evet, bir durgunluk beklentisi var 2024 için, ancak biz satış metrekaremizi %52 büyütmek hedefiyle yola çıktık. Çünkü bu dönemleri bir fırsat olarak görüyoruz açıkçası. Türkiye'de 453 tane AVM var şu anda. Yaklaşık 14.1 milyon metrekare satış alanı var organize perakendenin. Organize perakende metrekare olarak büyüyemiyor. Yani bu yıl sadece 8 AVM yatırımı var, görünüyor. Dolayısıyla biz sonradan oyuna giren yeni bir marka olarak bizim için yer bulmak, lokasyon en önemli gündem. Özellikle bu tür durgunluk dönemlerinde daha fazla büyümeyi arzu ediyoruz. Açıkçası rekabette birileri duruyorken sizin ilerlemeniz daha kolay diye düşünüyoruz. Şimdi taksit, kredi kartları tabii ki önemli bir unsur. Türk halkının bir alışkanlığı. Bizde satışların %80'i kredi kartıyla gerçekleşiyor. %20'si nakit diyebiliriz. Ancak dolayısıyla bizim, önemli bir gelir kaynağı. Tabii ki kredi kartlarında olacak olası bir düzenleme perakende sektöründe bir daralma yaratacaktır. Ancak bunun bizi etkisinin çok minimal olacağını düşünüyoruz. Çünkü erişilebilir birim fiyatlarımız var. Uygun fiyatlara ürün satıyoruz. Taksitli alışveriş oranı bizde çok düşük. Genelde tek çekim alışveriş yapıyor, tercih ediyor müşterilerimiz. Bir de şimdi ondan kısacaksınız, bundan kısacaksınız, her şeyden kısacaksınız. Peki insanlar hani nasıl mutlu olacaklar, ne yapacaklar diye baktığınızda ekru olarak onlara sunmayı hedeflediğimiz, çabaladığımız deneyim aslında müşterilerin tercihlerinde çok da yani kredi kartının önemli olmadığını bize gösteriyor. Ne kadar taksit imkanları sunsak da bu tabii ki bir perakende de genişlemeye sebebiyet verse de bizim bulunduğumuz kulvarda çok bir etkisi yok açıkçası. Belki beyaz eşya ve diğer sektörler, daha yüksek maliyetli yatırımlar diyelim, onları daha fazla etkilemesini bekleyebiliriz. Şimdi fiyatlardan bahsettiniz. Ben burada tüketici davranışları açısından sormak istiyorum. Daha böyle bir değişiklik var mı? Daha ucuz ürüne yönelme veya bir kalite düzelmesi diye de sorabilirim. Yani hani bu anlamda değişti mi tüketici davranışı? Şimdi aslında pandemiden bugüne kadar tüketici davranışlarında sürekli bir değişim var. Aslında pandemiyle beraber insanlar daha fazla hayatın içinde olmayı, hayata katılmayı, mutlu olmayı önceliklerine aldıkları için aslında bir talep artışı yaşandı tüm dünyada. Pandemiyle beraber arzda yaşanan sıkıntılarla beraber enflasyon problemiyle karşılaştık. Bir taraftan talep artarken bir taraftan arz daralıyordu. Dolayısıyla tüketicilerin o mutluluk odağı çerçevesinde gözlemlediğimiz bizim daha fazla sosyalleşme, hem dijital hem fiziksel olarak daha fazla sosyalleşme, yani yeme içme sektöründe, restoranlardaki, kafelerdeki o artış ve kalabalıklar bunu biraz bize ifade ediyor. Aslında alışveriş merkezleri pandemiden sonraki dönemde o eski trafiklerine ulaştılar. Artık bir pandemi etkisi kalmadı. Genel olarak ucuz ürüne yöneldiklerini söyleyemeyiz insanların. Daha çok kendilerini mutlu edecek, arzu ettikleri küçük alışverişler arttı diyebiliriz. Yani şimdi, alışveriş sıklığı arttı müşterinin. Çok kısa bir zamanımız kaldı ama dijitalleşme tarafında böyle kısaca bir sormak istiyorum. Siz burada ne kadar dijitalleşmeden
yapay zekayı mesela ne kadar kullanıyorsunuz, hangi alanlarda kullanıyorsunuz, çok kısa alabilirsem. Şöyle, online ticaret dünyada toplam ticaretin %25'ine ulaşmak üzere pandemiyle beraber özellikle arttı. Biz de tabii marka olarak birçok platformlarda online ve offline olarak markamızı temsil ediyoruz. Yapay zeka hayatımızın içine girdi. Artık cep telefonlarımıza kadar her yerde var. Biz bunları kendi işimizde hayatımızı kolaylaştırmak için kullanıyoruz. Özellikle tasarım mecrasında çok etkin, üretken yapay zeka. Online tarafta yani gelecekte bence trendler çok değişecek yapay zeka ile beraber. Son dedim ama bir de şunu da sorayım. Halka açılma planınız var mı? Ya mutlaka arzu ederiz. Sonuçta biz Türkiye'de kurulmuş bir yerli girişim olarak dünyaya 1000 mağaza açmak üzere yola çıkmış bir markayız. Zamanı geldiğinde mutlaka bunun topluma mal olmasını, halka arz olmasını da arzu ederiz. Ama yakın, yakın zamanda bir planımız yok. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Şimdi kısa bir araya gideceğiz. Ardından Profesör Doktor Seyfettin Gürsel'le birlikte olacağız. İş dünyası kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Profesör Doktor Seyfettin Gürsel bizimle birlikte olacağız. BETAM Başkanı, hoş geldiniz yayına hocam. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Şimdi bugün hazır işsizlik rakamları açıklanmışken oradan konuşmaya başlayalım dilerseniz. 9.4'lük bir işsizlik rakamı oldu. Bu anlamda bakınca aslında 2022'ye kıyasla senelik işsizlikte o zaman %10.4'tü. Birlik bir azalma gözüküyor ama geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda da burada bir artış var. Şimdi bunu nasıl okumak lazım? Bu tarafı bir soracağım. Bir de tabii bölgesel anlamda da neye işaret eder? Burayı da merak ediyoruz. Çünkü bir tek yıllık anlamda bu veriyi aldığımızda bunu görebiliyoruz. Evet, haklısınız. Bölgesel bölgelerde daha doğrusu durum nedir? İş gücü piyasası ne durumda? Bunu ancak yılda bir kez Mart ayında yıllık istatistikler açıklandığında öğreniyoruz. Ona birazdan değineceğim. Çünkü ilginç şeyler var. Özellikle deprem bölgesinde. Ama bir genel tablo çizecek olursak şunu belki söylemekte yarar var. Aslında çeyreklik istatistiklerle izliyoruz iş gücü piyasasını önemli ölçüde. Ama tabii yıllık veriler daha ayrıntılı oluyor. Ve genel bir tablo çiziyor. Yani 2022'de ortalama neydi durum? 2023'te ne oldu? Siz zaten işsizlik oranlarını hatırlattınız. Bir düşüş var. 10.4'ten 9.4'e geriledi. Neden böyle oldu? Çünkü istihdamda yaklaşık 890 binlik artış var. İş gücü ise ancak 500 küsur bin arttı. Tam rakamı söyleyecek olursam 562 bin arttı. Dolayısıyla işsiz sayısında da 318 binlik bir azalma oldu. Sonuçta işsizlik oranı da tabii ki geriledi. Genel tablo bu. Bu isterseniz bardağın dolu tarafı. Bir de boş tarafı var. TÜİK malum pandemi döneminden bu yana geniş anlamda dediğimiz, geniş tanımlı daha doğrusu dediğimiz işsizlik oranlarını da yayınlamaya başladı. 3 tane alternatif işsizlik oranı yayınlıyor. Bunlardan en dikkat çekici olanı potansiyel iş gücünü de işsizlere dahil eden potansiyel iş gücü, belki izleyiciler için bilgi vermek lazım. Aslında çalışmayı arzulayan ama iş aramayan. Malum işsiz olabilmek için aktif olarak iş aramak lazım. Ama bunları da dahil ettiğiniz zaman TÜİK bunu resmi olarak işsizler ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı diyor. Bu oranda hemen hemen hiçbir değişim olmadı. %17.4'ten %17.3'e düşmüş vaziyette. Neden böyle? Çünkü potansiyel, biraz önce de belirttim seviyeleri, artış rakamlarını.
Potansiyel iş gücünde artış çok yüksek değil. Nitekim iş gücüne katılma oranı da sadece 0,2 puan arttı. %53,1'den 53,3'e çıkabildi. Dolayısıyla aslında çalışmayı arzulayıp ama iş aramayanlarda bir şişme meydana geldi. Onun için bu alternatif oranda bir değişiklik yok. Ama daha belki kötü haber diyelim. TÜİK aynı zamanda eksik zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı diye ikinci bir alternatif oran da takip ediyor. Bu esas olarak hani tamam çalışılıyor ama belki de bir önceki döneme göre daha az çalışılıyor, daha az saat çalışılıyor. Bunu buna dair bir gösterge. Burada hemen söyleyeyim rakamları. 14,6'dan 15,4'e yükselmiş durumda bu işsizlik oranı. Bir de biraz önce söylediğim potansiyel iş gücünü dahil eden ve bir de eksik istihdamı dahil eden oranları birlikte ele aldığında bu iki tanımı %21,3'ten buna atıl iş gücü oranı diyor. %21,3'ten %22,8'e yükselmiş durumda. Yani aslında dediğim gibi bir bardağın dolu tarafı var. Standart işsizlik oranı düşmüş vaziyette bir puan. Ama buna karşılık alternatif ya da daha geniş tanımlı işsizliği daha geniş olarak tanımlarsak buralarda gelişme parlak değil. Bu genel tablo çok özetle böyle. Şimdi bölgesel anlamda baktığımızda da Van, Muş, Bitlis, Hakkari dikkat çekiyor en yüksek işsizlik oranlarında. Siz de bu tarafa dikkat çektiniz. Sizin dikkatinizi çekenler neler oldu bölgesel anlamda baktığımızda? Evet, bölgesele geçmeden önce belki bir işsizliğin bir farklı cephesini de vurgulamak isterim. Tabii. Bu eğitim düzeyleri itibarıyla işsizlik. Önce 2022'den 2023'e ne oldu onu çok kısaca özetleyeyim. Aslında bütün işsizlik oranları yani hem lise altında hem lise hem meslek lisesi hem de yüksek öğrenim mezunları arasında işsizlik oranlarında düşüş var. Şimdi tek tek rakamları tekrarlamak istemiyorum. Nasıl genelde işte bir puan düştüyse burada da düşüşler söz konusu. Kimisinde sınırlı, kimisinde daha yüksek. Ama burada üstünde yeterince durulmayan, belki bu bir fırsat, çok önemli kadınla erkek arasında farklılıklar var. Genelde baktığımız zaman zaten kadın işsizlik oranı aslında 2023'te tamam düşmesine rağmen erkeklerden 5 puan daha yukarı. Aşağı yukarı 4,9 puan. Ama bu eğitim düzeylerine geldiğimiz zaman liseli düzeyinde kadınların toplam işsizlik oranı %12,1 tahmin etmiş TÜİK. Yani erkek ve kadın bir arada. Fakat kadınlarda %18,5. Meslek liselerinde de kadınlarda toplamda %10,1 2023 işsizlik oranı, kadınlarda %18. Yüksek öğrenime geliyorum. 11,3'ten 9,8'e düşmüş toplamda. Ama kadınlarda %14, erkeklerde %6,7. Yani iki katından fazla yüksek öğrenimli kadınlarda işsizlik oranı. Bu yeterince de üstünde durulmayan bir konu. Bunu vurgulamak istedim. Araştırılması gerekiyor. Neden böyle? Bölgelere gelince şöyle isterseniz özetleyeyim. Haklısınız, siz de zaten söylediniz. Hakkari, Van, Muş, Bitlis, Hakkari. En yüksek 26 bölge var. Bu bölgelerden acaba hangisinde işsizlik oranı en yüksek diye bakıldığında 2023'te Van, Muş, Bitlis, Hakkari %17,2.
En düşük peki işsizlik oranına sahip bölge hangisi? Kastamonu, Çankırı, Sinop. %4,9. Şimdi bu çok çarpıcı bir şey. Bir kere şunu da hemen bir parantez açıp belirteyim. Bu 2023'e özgü bir durum değil. TÜİK 2005'ten beri işte örneklemi büyüttü aynı halkı iş gücü anketlerinde. O sayede 26 bölge düzeyinde de işsizlik oranını tahmin edebiliyor. Bu 2005'ten beri hep böyle. Muazzam farklar var iş gücü bölgelerde, iş gücü piyasaları itibariyle. Yani Türkiye'nin geneline baktığınız zaman bu çok yetersiz bir fotoğraf. Aslında bölgelerde durum çok farklı. 4,9 nerede, 17,2 nerede? 3,5 katı minimumla maksimum işsizlik oranı arasındaki uçurum. Ama bir şey daha gündeme getirmek istiyorum. Bölgeler baktığımız zaman aslında hepsinde işsizlik gerilemiş. Yani ülke genelinde gerilediği gibi bir tanesi hariç. Bu tahmin ediyorsunuz deprem, 6 Şubat depreminin yıktığı illeri kapsayan, 3 ili kapsayan bölge. Bu bölge Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye. Bu bölgede bir yıl içinde işsizlik oranı %14,6'dan %15,5'e çıkmış. İstihdam oranlarını vesaire söylemeye gerek yok, tahmin maalesef edebilirsiniz. İş gücü de azalmış zaten bölgede. Yani depremin etkisi bu bölgede hala, yıkıcı etkisi hala devam ediyor. Bu tabii çok üzüntü verici bir durum. Haklısınız hocam. Şimdi son olarak çok da kısa bir vaktimiz kaldı ama sadece şunu da sormak istiyorum. Birazdan borsa da kapanacak ama ki gong çaldı. Borsa 9029 puandan 0,90'lık düşüşle kapandı. Seyfettin Hoca'ya da teşekkür etmiş olalım. Ve buradan Philip Capital'e gidelim, Sadrettin Bağcı'ya. İyi yayınlar öncelikle. Bugün sen de bahsettin Ece, burada bir miktar kayıpla kapattık. 9000 puanın üzerinde kalmak bence olumluydu, onu söylemek lazım. Ama gün içi zirveden geriye doğru çekilme biraz sert oldu. Hani bunu da teknik olarak belki negatif anlamda yorumlamak mümkün. Ama şunu söylemek lazım. Yani bu hafta ve bence önümüzdeki hafta biraz volatilitenin yüksek olduğu bir dönem olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki ana neden de aslında bu hafta sonu yerel seçimlerin olması ve bir sonraki hafta da yerel seçimler sonrasında uzun bayram tatili öncesindeki son tam hafta olacak. O nedenle bir miktar böyle volatilitenin yükseldiği bir iki hafta görebiliriz diye düşünüyorum. Bugün ona güzel bir örnek oldu aslında. Bankacılık endeksinin gayet pozitif bir ayrışması vardı. Çok daha yüksek fiyat seviyelerini gördük gün içerisinde. Ama kapanış orada da bir miktar gerileyerek kapattı. Sanayi endeksine göre banka endeksinin daha iyi olduğunu görüyoruz. Yani banka hisselerindeki bu olumlu momentumu aslında faiz artışlarıyla beraber ekonomideki tekrar normalleşme sürecinin bir olumlu yansıması olarak değerlendirmek mümkün. Sanayi hisseleri tarafında da açıkçası fonlama maliyetlerinde, yani kredi maliyetlerindeki artışın özellikle borçlu şirketler üzerinde bir finansman gideri yaratması söz konusu olabilir. Bu nedenle de o tarafta bir miktar baskı olduğunu düşünüyoruz. Bundan sonraki dönemde de hani dediğim gibi, yani iki haftayı biraz volatil görmekle beraber banka endeksinin yine pozitif tarafta kalabileceğini düşünüyorum açıkçası. Buradaki ana etkenlerinden bir tanesi henüz Merkez Bankası'nın son faiz artırımı sonrasında gelen veri seti yok elimizde. Ama onun bir önceki hafta 15 Mart itibariyle baktığımızda TL kredi ile TL mevduat arasındaki faiz farkının %7,5'lar seviyesine doğru açılmış olduğunu görüyoruz. Yani bankaların marjlarına olumlu katkı sağlayabilecek bir unsur olarak göze çarpıyor. Aktif kalitesi tarafında baktığımız zaman halen 1,5'lar seviyesine devam eden bir takipteki kredi oranı var. Ve bu krediler için ayrılan karşılık oranında %83'ler seviyesinde, ki bu da oldukça hani bankaların elini kuvvetlendiren bir rakam. Bu nedenle olası bir takibe intikal durumunda da bankaların gayet aslında korunaklı olduğunu söylemek mümkün.
Bu şekilde değerlendirildiğinde de kar öngörülebilirliği açısından hani bankalar bir adım daha sanayi şirketlerine kıyasla ön planda kalıyorlar. Bunun neticesinde de bu tarafta bir pozitif hareket olduğunu görüyoruz. Sigortalar tarafına da muhtemelen bunun bir yansıması olmasını bekleriz. Ki bugün aslında baktığımızda Aksigorta özelinde daha pozitif bir hareket vardı. Ama bunu özellikle hayat dışı sigortacılık sektörü tarafında da mevcut faiz ortamının biraz daha yukarıya gidiyor olduğunu söylemek ve bunun da sigorta şirketlerinin lehine olduğunu söylemek mümkün. Ama hani uzun lafın kısası özetleyecek olursak bugün içerisinde hacmin de aslında cuma gününe göre biraz daha fazla olduğunu gördük. 9000 seviyesinin üzerindeki kapanışı olumlu olarak değerlendiriyoruz. Ama dediğim gibi hani bu önümüzdeki iki hafta muhtemelen volatilitenin biraz daha yüksek olacağı bir hafta olarak, iki hafta olarak karşımıza çıkacaktır. Muhtemelen 9000 ile 9250, iyi ihtimalle de 9250 ile 9500 arasında bir fiyat hareketini beklemek mümkün olur diye özetleyebilirim acaba. Çok teşekkür ediyorum yorumların için. Ve iş dünyasını burada sonlandırıyoruz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.